Bazen diyor ki, Allah bazen duaları neden geç kabul eder hocam diye bir soru sormuş. Dua eden o anda kabul ettirmeyi hak etmiyor, bir. Duanız yeterli değil belki, bir. İki, dua ettiğiniz şey, yani olsun diye ümit ettiğiniz şey sizin şerrinize olabilir, bilemez. Bu mevkiye, bu makama geleyim, şunu elde edeyim, belki şerdir. Asa en tekrahu şeyen ve hayrunekum ve asa en tuhibbu şeyen ve şerrunekum. Bir şeyi çok seviyorsun, şerdir. Bir mümin Allah'a teslim olur, duasını yapar. Allah'ın getireceği karara da alışkanlık gösterir, kabul eder. Üç, der ki Allah o duanın yerine sana başka bir belayı senden def ediyor, kaldırıyor. Başka bir yerden felaket gelecekti, bela gelecekti. Senin o duanın hürmetine Allah o belayı belki defediyordur. Kabul edilmeyen dua yok. Ama istediğin gibi kabul olmayabilir. Cevap öyle gelmeyebilir. Hazreti Ömer öyle diyor, dua edebiliyorsan icabet yolu açıktır. Kabul yolları açık demek ki. Ümidini yitirmeyeceksin, duaya devam edeceksin. Bazen kul Allah'a çok yakındır. Allah bazen o kulu çok sever. Duasını kabul etmez hemen. O kul biraz daha yalvarsın. O kulun sesi, Allah seviyor o sesi. Kul da söylesin bakalım. Bazen hemen kabul eder. O kulu sevmez belki. Bu kula istediğini vereyim der. Hani der ya, bağırma, lazım değil, vereyim sana. Bazen der ki, ne güzel söylüyorsun, hele söyle bakayım biraz daha. Allah icabet ettirsin de severek ettirsin. Bu bet sesi, bu berbat ses gelmesin huzuruma. Allah kuluna böyle bakmaz, merhametle bakar. Ama öyle diyor bazı İslam alimleri bunu yorumlarken, bazen hak etmeyen biri ister, isteme yolunda bilmez, Allah verir ona. Razı olduğu için vermez. Tıpkı salebe gibi. Verir, imtihan eder. Sanmayın ki dünyada başarılı olan, her eline attığını koparan adam Allah katında makbuldür. Sanmayın. Sanmayın ki her kaybeden mutlak manada Allah katında iyidir. Adam zalim, adam katil, adam içki, kumar, zulüm, zina, her şey var. Ama dört ayak üstü düşüyor. Şimdi vatandaş diyor, hocam bu diyor, her türlü rezillik var. Adam dört ayak üstü düşüyor, kurnaz. Bunun adı istidraç. Ne demek istidraç? Şerre, pisliğe bulaştıkça, çamura, Allah bulaş, daha bulaş, bulaş. Devam et. Et. Kötülükte zirveye ulaş, ben hesabı sana ondan sorayım diyor. Öteki çok temiz, iyi, salih, nezih, uğraşıyor ama ayağına sürekli çelmeler takılıyor, zorlanıyor. Allah diyor, kulum sabret, çilenin karşılığını alacaksın benden. Onun için dünyadaki olaylara bakıp, dünyadaki tecellilere bakıp yanlış sonuca varmayın sakın ha. Allah beni terk mi etti? Hayır. Allah ötekine veriyor mu? Verdiği şey şer olabilir. Yani tuttuğu altın oluyor. O altın ona cehennemde, mahşerde azap olarak dönecek. Bu nedenle de yanılmayalım. Yanılmayınız ve Allah'la hüsnü niyetiniz, yani Allah'a olan hüsnü zannınız, iyi zannınız devam etsin. Allah kulunun zannı üzerinedir. Yani kul Allah'ı nasıl kabul ediyorsa Allah da kulunu öyle kabul eder. Ve kuluna öyle tecelli eder. Mevlam dualarımızı kabul eylesin. Allah bizleri şerden, kötülükten ve duadan, hem edenden hem edilen, hem yani hem beddua ettirmesin bize Cenab-ı Allah, hem de bizi beddua edenlerden muhafaza eylesin. İnşallah.